Arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün elimde alet edevatla beraber sizlerle birlikteyim. Bugün Xiaomi diyecektim. Xiaomi 365 Pro'nun uzun zamandır videosunu çekmemiştim. Tamir mi edeceğiz falan diye düşünüyorsunuz herhalde. Yok, tamir etmeyeceğiz. Yokuş mu çıkacağız? Yokuş da çıkmıştır zaten. Hatta o yokuş çıkma videolarının yorumlarında aslında bu yorum programına yorumlara cevap verme programı olsaydı birkaç tane yorumlara cevap vermek isterdim aslında. Orada uzun uzun uzadıya böyle tartışmaya girmek istemiyorum. Mesela şu anda bunun hızı 34 kilometre hızla gidebiliyor. İşte bunların biliyorsunuz belirli bir eğim çıkma oranları var. İşte yoruma yazılmış. Ne kadar hızını yükseltirsen yükselt, ne kadar kilometresini hızını arttırırsan arttır, çıkacağı yokuş yine bellidir. Arkadaşlar mantık olarak düşündüğünüzde mesela diyelim bunun üzerinden atlayacaksınız. Şuradan atlamanızla aynı mıdır? Yoksa arkadaşlar mesela buradan koşa koşa geldiğiniz takdirde atlamanız aynı mıdır? Yani sonuçta tabii ki hız kazandığınızda belirli bir eğimi çıkmanız daha böyle yüksek olacaktır. Neyse, bu yorumlarda kalan bir şeydi, aklımda kaldı. Hız arttırmasıyla ilgili internette arkadaşlar o kadar çok değişik sitelerde videolar yayınlandı. Videolar yayınlandı ki arkadaşlar, ben onlarla ilgili dediğim gibi sorumluluk alıp bir daha program yapmak istemedim. Daha sonra da arkadaşlar şehir içinde nasıl gidiyor? Malum yollar gerçekten çok kötü, acayip kötü. Hani şurası burada bile nasıl becerildiyse vallahi bilemiyorum yani. Burada bile acayip çukurlar var ya, yani bunu akşam buradan gittiğinizi varsayın mesela. Çukurların içine düşme ihtimali o kadar çok yüksek ki. Yani yollarımıza gerçekten gereken özeni göstermiyoruz. Burada yokuş belki de neydi onun adı? Özellikle çukurların açılmasını mesela şurada görebilirsiniz mesela arkadaşlar. Tam şöyle burada mesela. Bunların muhtemelen sebebi buraya araç giriyor. İşte bunları sulamak için vesaire. Bunlar da arkadaşlar buna sebep oluyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu elimdeki alet edevatlarla ne yapacağız? Öncelikle onu anlatmaya çalışayım. Az önce yakın çekimde göstermiştim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane vidaların giriş olan yeri var. Bu vidalardan zaten üstteki bu gidonu tuttuğu için biz ne yapacağız? Şu alttakini sökeceğiz. İki tane arkadaşlar vida yeri var. Bunlardan bir tanesi bu gidonu tutuyor. Yani bu önemli. Ama ikincisi, valla ben de bilmiyorum ne işe yarıyor ama bugün bir işe yarayacağını göreceğiz. Ama yok arkadaşlar, bunu bilerek yapmışlar. Hep bunu biliyorsunuz, bir şeyi satıyorlar. Sonra da arkadaşlar parça parça satmaya çalışıyorlar ya. İşte bu da onlardan birisi. İnternette muhtemelen araştırmışsınızdır. Mesela bir şeyi taşırken arkadaşlar bununla, örneğin şöyle yapalım. Mesela bir şeyi taşırken arkadaşlar dengede sağlıyor. Yani bunu dengede tutması çok zor. Mesela şuradan bir poşet getireyim mesela. Arkadaşlar şöyle. Mesela bu poşeti arkadaşlar taşırken örneğin, bu eğer buradaysa, şunları da bırakalım bir de. Arkadaşlar bu poşeti taşırken ağırsa özellikle de yolda dengenizi bozabiliyor. Yani bunu mesela diyelim ki giderken dengenizi bozabiliyor. Bu tarafa taksanız arkadaşlar yine aynı sıkıntı var. Sonra ben bunu arkadaşlar internetten çözüm aradım. İnternetten bulduğum çözüm az önce gösterdiğim yerine, yani şurasına arkadaşlar elbise asacağına benzer bir şey asmışlar. Yani asmışlar değil, satıyorlar. Ortalama işte 50, 60, 70 artık Allah ne verdiyse diye. Fakat ben buna düşündüm, evde size bayağı ucuza, hatta evde varsa gerçekten neredeyse bedavaya gelecek arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz olayı anlatacağım. Bakın şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bize çok fazla bir alet edevat lazım değil. Öncelikle bize lazım olan asacak, yani havlu asacağı ya da elbise asacağı, böyle bir şey olabilir. Göstermek gitti. Böyle bir şey olabilir. Ben böyle bir şey aldım arkadaşlar. Yani böyle bir şeyle yapacağım şimdi buraya. Çünkü çok rahat, pratik arkadaşlar. Hem küçük yani hem görünmüyor. Bunu da arkadaşlar Cem Yılmaz hani diyor ya, burada delinmişi var diye. Arkadaşlar matkapla ortasından deliyorsunuz. Şurada bir delik var. Burada arkadaşlar matkapla deliyorsunuz. Şu çıkaracağım video, video diyorum. Şu çıkaracağım vida. Arkadaşlar çıkaralım hemen şuradaki. Şöyle. Vida çıkarken arkadaşlar ya benim sesim ya da yandan gelen iş makinesinin sesini dinleyeceksiniz. Çıkardık. Bakın şöyle bir vida çıkıyor. Dediğim gibi ikinci sırada, ha, birinci değil, ikinci sırada çıkan şu vidayı, şu elinde görmüş olduğunuz vidayı arkadaşlar, elbise ve bunun arkadaşlar ortasından az önce söktüğümüz vidayı geçiriyoruz.
Ve şurada arkadaşlar ihtiyacımız var, belki olabilir. Şöyle dursun. Şuradan arkadaşlar montajını yapıyoruz. Saniyelik iş ayağını eğer matkap ortadan deldiyseniz, gördüğünüz gibi. Şarkı söylemeye devam edeyim. Yaptığın diş çekimlerde tam yakından görememiş olanlar için kancayı ya da elbise askılı artık neyse daha yakından gösterirsek bakın bu şekilde görünüyor. İyice sıkıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya poşetimizi bu sefer çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi böyle bırakabiliyoruz. Ve bunun için arkadaşlar ben daha önce işte yağ, kola vesaire aldım, taşıdım. Hiç problem yok. O yüzden de dedim ki bunu sizinle de paylaşayım. Elinizde illa Xiaomi olması gerekmiyor. Herhangi bir skutere de muhtemelen bu şekilde yapılabilir. Denersiniz, yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bu ürünlerimizi aldım. Biraz taşımasını göstereyim sizlere bakalım. Gerçekten taşınıyor mu? Hatta bunu biraz ağır yapalım. Nasıl ağır yapalım? Şimdi arkadaşlar bunu hatta biraz ağır yapalım dedik ya. Hani deyin ki aa, o kadar ben de taşıdım falan diye. Gerçekten de ağır taşıyor mu? Onun yanına şeyi koyayım. Çantayı şimdi buna sığdırmak zor olacak. Şunu yapalım arkadaşlar. Burası da doğal asacağım da arkadaşlar. Hava çünkü biliyorsunuz nasıl olduğu tam olarak belli değil. Şimdi bunu arkadaşlar poşete koyalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir ağırlık oldu. Market alışverişi yaptığınızı düşünelim. Şimdi arkadaşlar bunu buraya artık çok rahatlıkla takabiliyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar hareket halindeyken acaba nasıl oluyor? Bir de bunu hareket halindeyken görün bakalım nasıl taşıyoruz yani. Arkadaşlar ışığımızı da yakalım, yola çıkalım. Alışverişten çok rahat bir şekilde buraya takarak istediğiniz yere gidebilirsiniz. Hiçbir şekilde arkadaşlar kayma yapmadan buraya kadar gelebildi. Ama bunu mesela arkadaşlar gidonda taşımaya kalksaydık, yani burada taşımaya kalksaydık dengeyi gerçekten belki bu kısa mesafede çok belli olmayabilir ama uzun mesafede zor olduğunu göreceksiniz. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Ağırlığa göre ya da işte yolun iyi ya da kötü olmasına göre skuterin dengesini bozabilecek bir yapıda arkadaşlar. Eğer bu olayım dediğim gibi eğer bunu buraya takarsanız dengeli bir şekilde skuterinizle alışverişte yapabilirsiniz. Ocak ayından itibaren çıkacak olan kanunda arkadaşlar skuterle eşya taşımak yasak. Yani ama bu skuterların özel çantası olduğu takdirde orada bir problem yok. Eşya taşımak yasakla kastettikleri arkadaşlar yani şu kalan mesafeye de işte odun bilmem ne falan ya da kasaları falan yığıp da bunlarla beraber hareket etmeyin diyeydi. Evet arkadaşlar bu programımızın da sonuna geldik sanki çok program yapıyormuşuz gibi. İnşallah aklıma yeni şeyler gelir onları da sizlerle paylaşırım. Böylelikle çok fazla para harcamadan özellikle skuterimize arkadaşlar yatırım yapmış oluruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevdiriyorsun kendini ha? Ooo ne yardımcı. Valla ha, hemen var ya. Ne korkutamışlar ya. Ben seni video çıkaracağım ha sevgilim. Şundan nasıl gidiyorsun lan, merak ediyorum. Bu adam bunu biraz zor ya. Tamam, sonra ben sana göstereyim. Aslında bu kadar kalabalık olmuyordu ama bugün demek ki arkadaşlar havanın güzelliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bayağı bir kalabalık var. Az önce Rex'ti herhalde adı. Tam hatırlamıyorum. Küçük bir köpekle de küçük bir hikayemiz olmuştu.